Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Ünsal Sarı Toprak. Bugün Ünsal'la beraber Forza Horizon 4 oyununu inceliyoruz, anlatıyoruz. Neden Ünsal'la beraberiz? Önemli bir sebebi var. Ünsal sağlam bir PlayStation'cı. Ben sağlam olmasa da Xbox'çıyım. Böyle söyleyeyim. Xbox platformuna özel Forza Horizon 4'ü bir süredir oynuyorum ben. Hatta Ünsal'la beraber lansmana da gitmiştik. O videoda yine kartlara koyacağız. Birazdan sağda solda çıkar. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi Ünsal, güzel bir oyun. Sen de gördün. Hatta biraz kıskandın PlayStation'cı olarak. Ne diyorsun? Deneyimleme şansım oldu lansman sırasında. Orada da o videomuzda da belirttim zaten. Güzel yani. Hani güzel. Xbox platformunda böyle bir oyunun çıkması muhteşem diyeyim, çünkü yakın bir zamanda herhangi bir exclusive oyun görmedik Xbox tarafından. Ki zaten genelde Xbox'ın da, burada hep söyleyelim, hani Xbox mı PlayStation mı dediğiniz zaman insanlar genelde Xbox'a da çok fazla özel oyun yok diyorlar. Genellikle Xbox tarafını o yönden vuruyorlar. Evet, ki yani, haklılar da. Oyun yoksa neden alayım? Evet. Mantığıyla hareket ediyorlar. Ama Forza Horizon serisi bunu biraz kırıyor. Onu yarış söyleyeyim. Severler için kırıyor. Evet. Şimdi ben oyunu biraz oynadım, hatta yazılı incelemesini de siteye koydum. Onu da bu videonun altına da eklerim ben. 2005 yılında başlayan bir seri aslında Forza serisi. Birazcık tarihinden bahsetmek istiyorum. Tabii 2005'te motorsport olarak başlamış. Çünkü o taraf biraz daha hani eğlenceli ve işte motor sporlarını takip edenler için simülasyon serisi dediğimiz bir seriydi. Daha sonra 2012 yılına gelindiğinde Forza Horizon'la beraber başlayan bir seri var. Horizon biraz böyle festival havası var. Arcade severler için. Evet. Arcade severler için yapılan bir festival havası var. Biraz daha böyle hani yarışlar da var ama işin içinde böyle eğlenceli işte görevler var, çeşitli fonksiyonları var. İşte çok büyük bir açık dünya var. İşte 2012'de başladı. Her 2 yılda bir yeni bir seri çıktı. 2, 3 derken 2018'de 4. seriye gelmiş oldu. Şimdi oyun aslında şöyle, burada Microsoft Studio tarafından yapılan bir oyun mu? Büyük bir risk almış Microsoft, onu söyleyeyim. Çünkü zaten tutan bir seriydi. Büyük bir açık dünyamız var, dünyada geziyoruz, tozuyoruz, istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Her yarışa katılmak zorunda değiliz bu arada. Ama yarışlara katıldıkça da bazı fonksiyonlar, bazı özellikler elde ediyoruz. Büyük bir risk almış Microsoft ve önemli bir yeniliğe imza atmış. Birkaç şey gelmiş Horizon'a. İşte mesela onlardan hemen bahsedeyim. Mevsim meselesi gelmiş bir tanesi. Mevsimlerde ne oluyor? Belli görevleri yerine getirdikten sonra işte ilkbahar, kış, sonbahar, yaz mevsimleri açılıyor ve siz o mevsimlerdeki yarışları oynuyorsunuz. Eskiden Horizon'da bir festival vardı. Festival alanı, büyük bir alan tabii, büyük bir haritada geziyordunuz. Şimdi aynı harita yine büyük ama mevsimler değişiyor artık. Lansman sırasında pek deneyimleme şansım olmadı. Bu mevsimler araçlara bir etkisi oluyor mu peki? Güzel bir soru sordun. Evet, şöyle oluyor. Bir kere yarışların karakteristiği değişiyor. Yani diyelim ki karlı bir mevsimde kullanacağınız arabalar, belli arabaları kullanabiliyorsunuz. Doğal olarak da o mevsimlerin etkisi, yani kuru havada kullandığınız arabanın lastiklerinden tutun da sürüş dinamiklerine kadar hepsi farklı oluyor. Artı her arabayı seçemiyorsunuz. Tabii karlı zeminlerde kullanacağınız arabalar daha farklı, ya da her arabayı seçseniz bile o seçtiğiniz arabanın kardaki etkisi farklı oluyor. Bir de şöyle bir durum var, değişiklik. Normalde yaz aylarında bir ırmağın içinden geçiyorsunuz diyelim ki arabayla, kenarından ya da içinden geçebiliyorsunuz. Ama
kış ayında orası göl oluyor. Şey donmuş oluyor daha doğrusu. Donmuş şeyde pist haline geliyor. Orada drift atabiliyorsunuz. Çeşitli eğlencelere katılabiliyorsunuz. Evet. Bu anlamda yani güzel olmuş. Gerçekten bir etkisi var bu oynanan. Var. Şeyleri. Var. Hani laf olsun hani sadece yapraklar dökülüyor ne bileyim kar yağıyor falan değil. O karın da etkisini görebiliyorsunuz. Hatta aynı gezdiğiniz yerlerde ben kışın da gittim aynı yere. Yazın da gidiyorum mesela. Farklı etkilerini görmüş oluyorsunuz. Çok da eğlenceli olmuş o. Sony, duy bunları. Evet, duysun Sony buradan. Dry Club'da yaptığın hatayı bir daha yapmazsın umarım diyorum. Şimdi oyunla ilgili şöyle, oyunu anlatalım biraz. Arcade serisi dedik. Oyunda gerçekçilik tabii ki var. Yani simülasyon kadar gerçekçilik var mı? Eğer araştırdığım detaylarına girerseniz var. Ve o detaylarda işte arabanın süspansiyonundan tutun da işte fren sisteminin bilmem neresine kadar birçok şey değiştirebiliyorsunuz. Bunu yaparken de tabii bunun yaptığınız her değişimin de aracın yol tutuşundan hızına kadar etkisi oluyor. Bu arada 450 tane, 453, 454 yanlış hatırlamıyorsam araç var. 100 tane markanın, lisanslı marka evet. Var. 450'den fazla da aracı var. O araçlardan işte pistine göre veya oyundaki konumunuza göre çünkü oyunda konumunuz da değişiyor. İstediğinizi seçip oynayabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. İlginç arabalar da varmış bu arada. Var. Yani mesela Ford'un Connect şey var, minibüsünü seçebiliyorsunuz. Ne bileyim Bugatti Chiron seçebiliyorsunuz. Böyle hani üst düzey arabalardan çok komik işte 1926 model bir araba seçip oynayabiliyorsunuz. Değişik şeyler var. Yani kısacası şöyle söyleyelim. Oyun yarış platformu üzerine kurulmuş fakat tamamıyla o tarafa hitap eden bir oyun değil. Yani alayım bir arabamı gezin mantığıyla hareket eden oyuncular için de farklı araç tipleri sunuyor. Evet. Tabi bu arada oyunda mesela istersen haritada kafana göre gezebiliyorsun. Şey mecburiyeti yok. Mesela ben kızımla oynadım. İşte 10 yaşında kızım var benim. O veriyorum arabayı. O böyle dağ, bayır her yerden geçebiliyorsunuz. Diğer serilere nazaran harita ne kadar büyük peki? Ya harita bunu çok büyüklük olarak farklı gelmedi. Çok büyük değil. Yani mesela ben Forza Horizon 2 oynuyorum şu anda. Hani 2 önceki seri. 3 çıktı arada. Onda da çok büyük bir harita vardı. Bunda da büyük bir harita var. Haritanın büyüklüğü değil. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Daha önceki serilerde diyelim ki bir duvarları kırma olayı çok yoktu. Bundan hemen hemen her duvarı, o kıramadığınız duvarlar da var ama kırabiliyorsunuz. Artı mesela göllere girebiliyorsunuz. Ama göle girdikten sonra birazcık ilerledikten sonra batıyorsunuz. Tekrar sizi yola atıyor otomatik olarak. Böyle bazı ekstrem şeyler koymuşlar. Bu mevsim geçişleri çok güzel. Detaylar çok güzel. Yani kış aylarında işte geyikleri görüyorsunuz. Yaz aylarında koyunlar otluyor sağda solda. Çarpabiliyor muyuz? Çarpamıyoruz bu arada. Onu da ben denedim hatta. Hayvanlara çarpmayı denedim. Çarpamıyoruz. Öyle bir özellik yok. Ama hani böyle dağ bayır gezmeniz çok eğlenceli. Mesela bazen bir görev veriyor size. O görev için işte sağa sola gitmeniz gerekiyor. Hatta mesela bir yapay zeka diye bir veya navigasyon sistemi de var. Anma diye. Daha önce de vardı bu. Fakat daha önceki versiyonda sesli komut ediyordunuz. Burada kumanda üzerinden komut ediyorsunuz. O daha iyi olmuş. Ben çünkü bende mikrofon yok mesela. Ben onu sesli komut edemiyordum. Kumandadan işte beni yarışa götür diyorsunuz. O size hemen bir yol çiziyor. Oradan istediğiniz yarışa gidiyorsunuz. Konuşuyor sizinle zaten o. Ama siz komutlarınızı kumanda üzerinden veriyorsunuz. Belli spesifik komut. O güzel olmuş. İstiyorsanız yarışlara katılmak zorunda değilsiniz. Free takılabiliyorsunuz. Sağa sola gidiyorsun. Ne bileyim orada bir şeyler yapabiliyorsun. Bu arada unutmadan söyleyelim. Oyun bu sefer İngiltere'de geçiyor. Birleşik evet. Kralı'da. Bir önceki versiyonda Avustralya'da geçiyordu. Orada da trafik soldan. Burada da İngiltere'de geçiyor. O İngiltere'nin kasvetli havası da var ama böyle dağ bayırları çok güzel. İskoçya havaları da falan da var. Gördüğüm kadarıyla genellikle arazilerde ve tarlalarda geçiyor sanırım. Aslında evet büyük bir dünya var dedik ama genelde böyle açık alan ama şehir içinde de girebiliyorsun. Edinburgh falan gibi bazı şeyleri de modellemişler şehirler ama çok detaylı değil tabii onlar ama. Ne kadar canlı bu şehirler? Ya normal arabalar falan var bayağı bir peki, trafik olması var. Olması için mi konmuş yoksa gerçekten yaşayan bir atmosfer mi var? Çok yaşayanla atması olduğunu düşünmüyorum ben ama mesela işte böyle çevre yoluna falan çıkabiliyorsun. Hmm. Çift şeritli yollar var, tek şeritli yollar var ama böyle bir soldan trafik akışı biraz bana baştan zor geldi. Kafadan çarpıştım çok oldu. Sonra yavaş yavaş alışıyorsun. Hani şey olmuş. Bu arada arayüz tasarımı çok değişmiş onu söyleyeyim. Bir önceki versiyonda arayüz böyle çok civcivli değildi. Şimdi böyle çok işte bir yarışı kazandıktan sonra büyük bir ekran çıkıyor. O ekranda işte bir şeyler oluyor falan. Sürücüleri seçebiliyorsunuz ama sürücü ilk seçtiğiniz sürücü alanında çok az sayıda kişi var. İşte zenci bir arkadaşımız da var, bir hanımefendi seçebiliyorsunuz, bir erkek seçebiliyorsunuz, çeşitli opsiyonlar var. Onların çok detaylı bir ayarı var. Yani tişörtünden gözlüğüne, kıyafete kadar seçebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey var Ünsal. Bir yarışmacı yarışı kazandıktan sonra yapıcı hareketleri bir seçebiliyorsun. İşte böyle yapıyor, şöyle yapıyor falan. O hareketler biraz böyle komik olmuş ama enteresan böyle yani komiklikler falan da yapmışlar. Oraya kadar detay belirleyebiliyorsun. O güzel olmuş.
oyunun içindeyken de o sürücüyü görüyorsun zaten. Ben mesela kızımla oynadığım için o bir kadın karakter seçti. Onunla beraber biz işte bütün yarışları yapıyoruz filan. Plaka verebiliyorsun, plaka yazabiliyorsun kendi plakanı. İşte benim kızım kendi adını yazdı filan, videolarda göreceksiniz. Hani böyle çok enteresan şeyler var. Gece gündüz oluyor yarışta. Yani bir yarışa mesela gündüz gitmeye başlıyorsun, güneş batıyor. Ya da gece yarışa başlıyorsun, güneş yükseliyor. Veya sen dünyada o açık alanda gezdikçe mevsimin dışında günler de değişiyor. O kısır da çok... bir döngü mevcut yani kısacası. Kısır bir döngü, gün dönümü mantığı var. O güzel olmuş. Hikaye tarafından bahsedecek olsak aslında oyununa ben onu yazılı incelemede de yazdım. Merak edenler oraya da bakabilir. Yazının altında vereceğini söylemiştim zaten. Hikaye mantığında aslında şöyle... Spesifik bir hikayesi yok aslında oyunda. Yani bu oyun bitmeyen bir oyun. Hani böyle bir sonu yok yani. Ama bir tabii sana belli görevler veriliyor. O görevleri yaptıkça başka yeni görevler açılıyor. Onları yaptıkça başka yeni görevler açılıyor. Oyundaki ana amacımız ne peki? Oyundaki amacımız şu aslında. Nüfuzumuz yani reputasyonumuzu arttırmayı hedefliyoruz. Nüfuzumuz arttıkça yeni arabalar alabiliyoruz. Arabalarımıza işte özelleştirmeler yapabiliyoruz. Yeni yarışlara katılabiliyoruz. İşte bu yarışlar içinde hani drag yarışlarından tut da sokak yarışlarına, işte arazi yarışlarına kadar çok enteresan yarışlar da var. Hatta bu arada bir bölümde hovercraft'la yarışıyorsun, bir bölümde trenle yarışıyorsun. Hatta bu önceki versiyonlarda da vardı. Uçaklarla falan yarıştığın yerler var. Hatta bir yerinde işte bir film çekimi oluyor. Senden o çekim için bir atlayış yapmanı istiyorlar falan. Böyle hani şov üzerine kurulu. Biraz şov tarafı var. Evet, normal yarışlar da var. Yarışlar biraz sıkıcı olmaya başlıyor bir süre sonra, onu söyleyeyim. Yani bütün yarışların mantığı şu. İşte 12 kişi yarışıyor. 12'den sen bir sıralamaya girmeye çalışıyorsun. Birinci olma zorunluluğun yok. Hani daha önce vardı mesela, bu biraz zorluyordu ama burada yok. Hani ona göre düşük puan alıyorsun. Ama hani şöyle bir sıkıntı oluyor. Belli yarışlarda belli noktalarda geçmen gerekiyor. Checkpointler var. O pointleri kaçırırsan tekrar başa dönüyorsun filan. Bu bir süre sonra sıkıcı olmaya başlıyor. Ben de en azından öyle oldu ama oyunun içindeki diğer etkileşimli şeyler, işte bir puan tabloları var mesela, onları bulup kırman gerekiyor. Onu kırarsan nüfuzun artıyor. Nüfuzun arttıkça işte çeşitli puanlar alabiliyorsun. Böyle farklı atraksiyonel şeylerle bir araya getirildiği için o sizden çok sıkıntı olmuyor. Bu arada oyunun önemli bir özelliği var. Microsoft'un ilk yerel çalışması. Evet. Forza ile geliyor. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. Microsoft'un bugüne kadar yaptığı ilk Türkçe destekli oyun bu. Forza serisinde de ilk, Microsoft'un da ilk. İlk önce biliyorsun, hatta biz onun haberini de yapmıştık. Türkçe dublajda gelecekti. Ama çok beğenmemişler. Dublajda bir sıkıntı olmuş. Onu altyazıya çevirdiler. Orijinalliğin bozulmasına karşıyım zaten ya oyunlarda ben. Bence Türkçe olsa güzel olurdu, öyle söyleyeyim. Yani bir seçenek olarak sunulsa tabii ki. Ama bazı oyunlarda mesela onu entegre ediyorlar. Hiçbir şekilde İngilizce konuşmaya geçip altyazı seçeneği seçemeyebiliyorsun orada. Bunlar şöyle var, arayüz Türkçe, onu söyleyeyim, o iyi olmuş. Artı birisi seninle konuşuyor, birileri işte yarışın içinde şöyle yaptım, böyle yaptım veya oyunun içinde. Ordunun hepsi de Türkçe alt yazılı geliyor. Fakat şöyle bir sorun var, bu oyunu şimdi hem Xbox'ta oynuyorsun hem PC'de. PC'de sorun yok çünkü PC'de genelde ekrana yakın oynadığın için alt yazılı sıkıntı olmuyor. Mesela Xbox'ta ben haliyle birkaç metreden oynadığım için oyunu alt yazı çok küçük kalmış. Yani köşede böyle küçük bir yerde çıkıyor. Neden işte? Merak ediyorum. İşte onu belki bir güncellemeyle çözerler diye düşünüyorum. Çünkü Xbox'ta oynarken en az 3-4 metreden oynadığımız için, ben Xbox'ta oynadım en azından, birazcık sıkıntı oldu bu. Ama PC'de oynayanlar için, ki PC'de de oynuyor. Yani siz oyunu satın aldığınız zaman bir sefer satın alıyorsunuz ve otomatik olarak bütün platformlarda, yani hem Xbox'ta hem de Windows 10'da oynayabiliyorsunuz. 2 Ekim'le beraber Game Pass'e de eklendi oyun. Evet, Game Pass abonesiyseniz eğer, aylık aboneniz varsa ücretsiz olarak da oynayabiliyorsunuz. PC için sorun değil ama Xbox için bence o şeyin bir tık büyütülmesi lazım. Hani grafikerleri bir tık büyütelim, evet onu bir tık büyütelim Xbox için. Çünkü çok küçük olmuş, böyle 3-5 metreden okuyamıyoruz. Onu belirteyim. Şeyini söyleyeyim, Xbox'ta 55 GB yer kaplıyor oyun. Ben Ultimate Edition verdiler bize, biz onu test ettik. 55 GB yer kaplıyor. PC için ise 64 GB bu arada. Bir indireyim dedim, vazgeçtim sonra. Artık hani bu boyutlar biraz klasikleşti. Bu GB'ın altında bir oyun bulmak çok zor ki Red Dead Redemption 2 105 GB'da gelecek konsollara. Maşallah. Maşallah diyelim. Yani kotaları hazırlayayım diyeyim ben. Evet. Valla ben beğendim. Mesela drone modu diye bir mod var. O modda arabayı kullanamıyorsun. Arabayı böyle drone ile havadan görüyorsun çeşitli açılardan. İşte fotoğraf modu var. Fotoğraf çekebiliyorsun vesaire. Böyle eğlenceli şeyler eklemişler. Biraz Forza Horizon, yani Microsoft şöyle bir şey yapmış. Forza Horizon
ruhunu aynen devam ettirmiş. Üzerine de muhteşem grafikler, mevsim geçişleri, Türkçe altyazı gibi çok güzel bir şeyler koymuşlar. Ben bunun üstüne ne konur bilmiyorum. Yani 2 sene sonra Forza Horizon 5 çıktığında sözünü kesiyorum. Ne olacak ben açıkçası bilmiyorum. Oyun bilebildiğim kadarıyla 4K 60fps. Evet, 4K 60fps destekliyor ama tabii onu oynamanız için hem televizyonunuzun desteklemesi lazım hem de Xbox One X'inizin olması yani gerekiyor. Yani 4K televizyonunuz yoksa hiçbir anlamı yok. Yok. Ya da Xbox One X'iniz de yoksa yani aynı şekilde bir durum söz konusu. 60fps oynayabilirsiniz ama bu arada varsa öyle donanımınız. Bunu da belirtmiş olalım. Gelelim oyunun fiyatına. Malum dolar uçtu, euro uçtu, şu oldu bu oldu derken fiyatlar çok uçtu. Oyun fiyatları da çok daha uçtu. Ama Microsoft bence burada güzel bir iş yapmış. Türkiye için söylüyorum bunu, Microsoft Türkiye. Oyunun standart sürümü 229 TL. Deluxe Edition'da bir sürümü var 300 TL. Bizim test ettiğimiz Ultimate Edition ise 370 TL'den satılıyor şu anda. En azından bizim video çektiğimiz Ekim ayında fiyatlar böyleydi. Bence makul bir fiyat. Çünkü bu oyunun 60 dolar civarında bildiğim kadarıyla. Özel bir oyun için çok, evet, iyi, çok iyi bir fiyat. 60 dolar yurt dışı fiyatı, 60 dolar bile 229'a da fazla tutuyor. Microsoft Türkiye burada iyi bir iş yapmış. Hani bu tarz bir oyun isteyenler için uygun bir fiyat olduğunu söyleyeyim. 370 TL'lik Ultimate Edition'da ne var diye soracak olursanız, işte 1-2 oyun paketi, yani yakında gelecek olan oyun paketlerine destek veriyor. 2 oyun paketi için garanti veriyor. Artı 1-2 böyle işte James Bond oyun serisi gibi paketleri de var. Bu seriyi alırsanız, yani 370 lira verirseniz bunu almış olursunuz. Yani şart değil, şart mı değil. Ama 229 lira bile bence iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Hele ki PlayStation sahibi biri olarak. PlayStation tarafı şu an çöküşte diyebilirim ben. Yani fiyatlar hiç uygun değil. Artık PlayStation Türkiye'den de bu konuda bir aksiyon bekliyoruz. Evet, yani bekliyoruz bence de. Çünkü bu gidişle artık konsol oyunculuğu yavaş yavaş ölüyor gibi ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Umarım düzeltirler diyelim. Forza serisi bence güzel olmuş. Ben çok beğendim, oynadım, test ettim. Hatta kızımla beraber de oynadık, bayağı da eğlendik. Çok güzel ortamları. Ben de uzaktan sevdim. Evet, sen de uzaktan sevdin. güzel bir oyun olmuş. Hem işte Xbox'a da oynanabiliyor olması, PC için de oynanabiliyor olması çok iyi. Bu tarz bir beklentiniz, böyle bir yarış oyunu olayım ama eğlenceli olsun. Benim için çok gerçekçi olması şart değil. Yani gerçekçiliği var oyunda ama hani böyle tabii gerçek bir motor spor oyunu gibi değil, açık söylemek gerekirse. Diyorsanız önerebileceğimiz bir oyun olmuş. Bir bakın, bir izleyin, bir inceleyin. Hem Xbox olmak zorunda değil, PC'de de oynayabiliyorsunuz. Alternatifi de yok benim gördüğüm kadarıyla. Varsa söyle yani Ünsal, eğer senin bildiğin bir oyun varsa. Bu tarz bir hem eğlencenin hem de yarışın olduğu çok fazla oyun yok piyasada. Genelde hani yarış ağırlık oluyor, yani simülasyon ağırlığı oluyor. Arcade türünün çok fazla örneği yok. Bir bakın derim, öyle söyleyeyim. Yani türü içerisinde bizlere sunduğu hani en içeriği zengin oyunlardan birisi Forza Horizon serisi. O yüzden 4'te Microsoft çıtayı bayağı bir yükseltmiş. Reklam konusunda da bayağı hani bir yatırım yapmışlar o tarafından. Hak ediyor da. Evet. Oyun kesinlikle hak ediyor. Ben biraz Xbox tarafına uzak bir oyuncu olarak bile oturup videolarını izledim. Yani oynayamayacağım biliyorum. Ama akşam oturup bir baktım, şöyle bir izliyorum. Evet. Let's Play'lerine bakıyorum çünkü ilgimi çekiyor. Hani adamlar yapıyor, kaliteli bir yapım orada da var. Kendisine çekiyor. Hani bir düşündürüyor, şu an keşke oynasam gibilerinden. Ben hala kıskançlığım devam ediyor tabii ki. Buna PlayStation söyleyebilir. Benzer bir oyun çıkarsınlar artık yani. Yani güzel olur. Bu şekilde yani oyun kaliteli güzel. Mevsim elementlerini çok iyi kullanıyor kesinlikle Forza Horizon. O yüzden mutlaka Xbox kullanıcılarına önerebileceğimiz bir oyun. Evet. Mutlaka deneyip baksınlar. Zaten Game Pass sistemine üye olan kullanıcıların da kesinlikle olup oynayacağı oyunlardan birisi. Mutlaka listelerine eklemişlerdir diye düşünüyorum oyunu. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu videomuzda Ünsal'la beraber Forza Horizon 4'ü inceledik. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.